あとは何買うの？たまたま買わなきゃ。はい、これ。ちょっと足りないよ。10リラだ。でも先週は5リラだったよ。今は10リラだよ。そうなの。喧嘩したくないし。ちょっと何してくれてんのよ。ここは私の店だよ。文句あるかい？10リラなんて高すぎ。5リラで十分よ。10リラだって言ってるでしょ。5リラ。10リラ。5リラ。10リラ。5リラ。10リラ。5リラ。10リラ。10リラ。5リラ。10リラ。5リラ。10リラでなきゃ絶対買わない。誰が何と言おうとゴリラだ。そう、じゃあゴリラね。Birlikte şınak yereba narimasen gramerine bakalım. Bu gramerin anlamı yapmak zorundayım, yapmazsam olmaz diye çevirebiliriz. Kullanımına bakacak olursak, ilk önce fiili olumsuz hale getirin, sondaki i'yi kaldırın ve yerine nakereba getirin. Bu şekilde yapmazsam anlamına gelmiş oluyor. Yapmazsam, içmezsem, yemezsem. Son olarak da narimasen getirirsek yapmazsam olmaz, yemezsem olmaz anlamına gelmiş oluyor. Yani yapmam gerek. Örnekle bakalım. Taberu yemek yemek değil mi? Taberu. Tabenay yaptık. Sonra i'yi kaldırıp tabena kereba getirdik. Bu şekilde yapmazsam olmuş oldu. Sonuna da narimasen getirirsek tabena kereba narimasen. Yemezsem olmaz. Yani yemem lazım. Bu gramerle ilgili iki tane önemli bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Bu gramerde biliyorsunuz şina kereba narimasen dedik. Sondaki narimaseni çıkarıp sadece şina kereba diyerek de yapmak zorundayım anlamını verebiliyorum. Belki o şina kereba, tabena kereba, nomane kereba, içmem gerek, yemem gerek, çalışmam gerek gibi. Yani narimaseni koymak zorunda değilim. Bu şekilde tek başına kullandığında görebilirsiniz. İkinci bir önemli nokta ise şinakereba kısmı günlük hayatta kısalabiliyor. Şinakereba şinaka şeklinde söylenilebiliyor. Mesela mizu nomana kereba narimasen. Su içmem gerek. Mizu nomana kereba veya mizu nomanaka şeklinde söyleyebiliyorum. Şimdi videoda nasıl kullanılmış ona bakalım. あとは何買うの？たまたま買わなきゃ。